Şimdi etap etap çalışmalarımız var biliyorsunuz. Bir kampımız vardı, onu bitirdik. Onun neticesinde de iki tane maçımız vardı. Fransa ile Tunus'la onları oynadık. İlk hazırlık maçlarımızdı. Tabii bu maçlar sonuç anlamında oldukça iyi geçti. Özellikle Fransa galibiyeti bizim için, moral için, özgüven için iyi. Ama tabii yeterli değil. Ne olursa olsun bu maçları kazanmış olsak bile. Dünya Kupası'nda oynayacağımız oyun için henüz yeterli değil, ölçü değil. Biraz eksiklerimiz var. Daha tam takım olamadık maalesef. Sakatlıklarımız var. Geç katılan arkadaşlarımız oldu ama önümüzde de belli bir süre var. Bu sürede en iyi şekilde çalışıp hazırlık maçlarını yapıp hazır olmaya çalışacağız. Şimdi normalde aslında bunlar çok verimli kamplar oluyor. Hem biraz daha fazla oyunculara, takıma yükleme yapıyoruz. Ama dediğim gibi bu sebeplerden ötürü bir parça daha bu seferki verim olarak benim beklediğimin altındaydı. Ama söylüyorum yani, hani sonuçta önümüzde bir süreç var ve oynayacağımız özellikle iki tane İstanbul'da, üç tane daha sonra Yunanistan'da çok bir sert bir turnuva var. Ki o turnuva bayağı sert takımlar, İtalya, Sırbistan ve Yunanistan'la oynayacağız. Hani bunlar da tabii kazansak da kaybedebiliriz, kaybetsek de ölçü değil. Çünkü daha hazırlık aşamasındayız ve yetiştirmemiz gereken bazı konular var. Gün ve gün ben daha iyi duruma geldiğimizi sahada. Çünkü bu oyuncuların belli bir süreden sonra hazırlanmaya da ihtiyaçları var. Maç oynamak için belli şekilde vücutlarını hazırlamamız lazım. Onun üstünde de çalışıyoruz. Daha iyi olacak diye düşünüyorum yani. Şimdi Semih'in durumundan başlayayım. Semih'in durumu maalesef daha henüz takımla idmanlara başlayamadı. Kendi bireysel olarak koşulara başladı. Yani bu hafta sonuna veya en kötü hafta başında yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama arada da tabii oynayacağımız maçlardan dolayı takım antrenmanı sayımız azalıyor. Semih bu şekilde, hani tekrar sağlık ekibimizden bugün bir rapor da alacağız onunla ilgili, bir değerlendirme de alacağız. Fransa maçına gelince dediğim gibi çok atlet bir takım. İki tane bir uzunları yoktu, bir de dekolo yoktu. İki eksiklerinin dışında, ki biz de biliyorsunuz dört eksikle oynadık. Hani böyle bir atletik bir takıma karşı özellikle reboundlarda ezilmemek, ki maçın ilk periyodunda biraz sıkıntımız vardı, bizim için önemli bir done. Ama yine söylüyorum, onlar da hazır değil. Tam olarak bir ölçü değil ama yine bir Amerika maçı için o atletizmi düşünüyoruz. Yine keza Japonya çok hızlı oynayan bir takım. Hani bunlar için bize ümit veren sahneleri, ümit veren bölümleri maçın içinde gördük. Çok sayıda fazla genç arkadaşımızı oynattık. Ekstra katkılar aldık. Bunlar bizim için önemli, ilerisi için önemli. Dolayısıyla bu maçlar bizim için faydalı oldu, yararlı oldu. Yani kırılmadan ziyade sonuç maçı olabilir Çekya. Ama bu turnuvanın en değerli maçı, ilk maç Japonya maçı kesinlikle. Turnuvanın hem ilk günü olmasından dolayı, hem oradaki ortam, iklim, salon. Yani bunlar hep ilk günler zordur. Ve çok da fazla bilmediğimiz, hani Avrupa basketbolunun dışında bir rakibimiz var. Dolayısıyla bence en kıymetli maç ilk günkü Japonya maçı. Son gün sonuç maçı olabilir. Veseli'nin olmaması tabii ki bir avantaj. Veseli çok enerjik. O takımın önemli parçalarından biri. Ama Veseli ile ne oynayacaklarını biliyoruz. Veselisiz ne oynayacaklarını bilmiyoruz. Dolayısıyla bize yani özellikle uzunlarımıza, onların çünkü çok dış şuta yönelik uzunları var. Belki bize sıkıntı verebilecek düzenler karşımıza maçın içinde çıkabilir. Ama söylüyorum, turnuvaya biz iyi bir başlangıç yaparsak, o üçüncü gün son, daha doğrusu son gruptaki maç olduğu için o gün ben sahada çok daha iyi bir milli takım olarak bulunacağımıza eminim.